Gözde Özceylan'la ünlülere dair programımızın bu haftaki konuğu Tuğçe Marek. Tuğçe'cim hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Seni tanıyabilir miyiz? Tuğçe Marek ben, 27 yaşındayım. Uzun yıllar radyoculuk, sunuculuk, editörlük, kurguculuk, sosyal medya yöneticiliği yaptım. Oyunculuk eğitimi de aldım. Yani medya sektörü çalışanı diyebiliriz aslında. Aynı zamanda da eğitimini alıyorum bir yandan. Şimdi de yüksek lisansım başlayacak. Bu şekilde. Tuğçe'cim elimde bir kitap var şu anda. Canımı sıkma sosyal medya diye. Sosyal medya canını mı sıktı senin kitabı yazdın sen? Aslında sosyal medya herkesin canını sıkıyor bence. Böyle düşünüyorum. Zaten bu şekilde düşünceden yola çıkarak bu kitabı yazdım. İnsanlar çok bunalıyorlar bence. Yani sosyal medyadan önce aslında biz daha mutluyduk diye düşünüyorum. Sosyal medya hayatımıza yön vermeye başladı artık çok fazla. Peki kitabın içinde neler var? İzleyicilerimize anlatır mısın? Onlara neleri örnek veriyorsun? Sosyal medyada neler yapmaları gerekiyorlar? Şöyle söyleyeyim. Şimdi kitabın içinde neler var? Hepimiz sosyal medyadan ana sayfada gezinirken mesela şu an değil tabii genel olarak görüyoruz hani o tatilde, bu tatilde, şu şurada yani herkes muhteşem hayat yaşıyor. Ben neden böyleyim diye insanlar kendini sorguluyorlar ve kendini eksik hissediyorlar sosyal medyadan dolayı. Bu kitabın içerisinde bunu anlattım. Yani okudukları zaman insanlar aslında hani birazcık insanlarla dertleşecek bu kitap ve insanlar kendini yalnız hissetmeyecek ya da artık sosyal medyada gezindiklerinde eskisi kadar üzülmeyecekler. Çünkü gerçekleri bilecekler. Yani aslında sosyal medyanın background'unu anlattım diyebiliriz. Sosyal medyada baktığımızda mutsuz kimse yok. Hatta İrem Derici onun şarkısını yazmıştı. Hatırlıyor musun sosyal medyadaki mutsuz kimse yok? Evet. Herkes bitti. Öyle bir sözleri vardı. Sosyal medyada evet herkes çok farklı görünüyor orada. Sunuculuk ve radyo kariyerinle ilgili bize biraz anlatabilir misin? Sunuculuk nerede yaptın, radyoculuk nerede yaptın? Bunlarla ilgili bize bilgi verebilir misin? Şöyle, aslında medya benim aklımda yoktu. Ben üniversiteyi kazandığım zaman, matematiğim rezalet bu arada. Sırf sözel bölüm olduğu için radyo televizyonu okumaya karar verdim. Radyo televizyonu okudum. Bir anda kendimi bu ara kazan yarışma programları var. Onları sunarken buldum. Kendi geldi ayağıma. Ama zaten okuduğum bir bölümdü. Sonra radyoculuk kariyerim başladı. İsim verebiliyor muyuz bilmiyorum ama gerek yok. Neyse radyoculuk kariyerim başladı. Bırakamadım. Radyoya aşık oldum. Gerçekten bırakamadım. Hiç tahmin etmediğim şekilde aslında medya sektörünün içinde buldum kendimi. Yoksa benim hayalimde aslında bu yoktu hiçbir zaman. Sonra bu şekilde devam ettim. Zaten bunun da eğitimini alınca, şimdi lisans bitirdim, yüksek lisans başlayacak. Bunun da eğitimini alınca istesen de kopamıyorsun. Yani çok fazla mesela kopmayı falan düşündüm ama yani olmuyor. Çünkü bunu okuduğum için bu alanda öyle ilerledim. Yani quiz programını yapmıştım mesela. Sanırım medya sektöründe en çok severek, beğenerek ve mutlu olarak yaptığım işti diyebilirim quiz için. Tuğçe'cim birazdan zaten sana quizle ilgili sorular soracağım. Sen orada sanatçıları terlettiysen ben de seni burada birazdan terleteceğim. Merak etme. O cepte bekliyor seni. Şimdiden terledim. Oyunculuk eğitimi aldın. Bunlarla ilgili oyunculuk yapmayı düşünüyor musun ya da teklifler var mı? Oyunculuk eğitimi aldım. Neden aldım oyunculuk eğitimini? Aslında oyuncu olayım diye almadım. Çünkü oyunculuk eğitimini bence herkes almalı. Çünkü sizi oyunculuk eğitimi daha çok böyle dışa dönük bir insan yapıyor. Çok fazla faydası oluyor. Eğitimden zarar gelmez sonuçta. Yani şöyle, oyunculuk bana aslında çok fazla uygun bir iş değil. Böyle düşünüyorum. Ama hani böyle ana meslek olarak değil de hani hobi olarak falan belki olabilir. Yani o şekilde. Ama ben oyunculuk eğitimini hani pandemi başladığında almıştım. Çok da böyle kötü bir döneme denk geldi. Benim de tam kafam çok karışıktı. Yani oyunculuk alanı, işte medya sektörü yani böyle ne yapacağımı bilemediğim kafamın çok karışık olduğu bir dönemde aldığım için açıkçası bilmiyorum yani böyle. Pek güzel gelince bence değerlendirirsin. Yani belki evet şeye bağlı. Bu arada da 10 parmağında 10 marifet diyeyim ben sana. Ha, teşekkür ederim. Resim yeteneğin de var. Resimler çiziyorsun.
neler yapıyorsun? Onlarla ilgili bilgi verir misin? Aslında ilkokulda resim yapmaya başladım. Ama şeydi bu, hani kursa falan gittim değil. Hani normal resim dersinde yapa yapa hani hocalar da diyordu işte çok güzel resim yapıyorsun, resme çok yatkınsın diye. Doğuştan gelen bir şeydi o resim olayı ve uzun zamandır çok aksattığımı düşünmüştüm. Şimdi birkaç ay önce tekrar başladım. Dedim yapayım tuvale falan çünkü terapi gibi bir şey oluyor. Bir de hayalimdeki şeyleri çiziyorum oraya. Mesela atıyorum bir olay yaşadım. O olayla ilgili bir şeyi oraya resmediyorum. Bu böyle daha keyifli oluyor ve hediye olarak da arkadaşlarıma, çevremdeki insanlara falan çiziyorum. Ne güzel. Öyle. Peki bu sosyal medyadaki flörtler hakkında neler düşünüyorsun? Ne düşünüyorum ki? Neler düşünüyorsun? Bir söyle bana. Öncelikle herkesin demeyeyim de çoğunluğun en az 10 tane flörtü, 10 tane konuştuğu, 20 tane adını koymadığı, işte 5 tane takıldığı, 5 tane adını koyduk bu şekilde var artık. Şaka bir yana, çoğunlukla buna benzer, doğru. Şaka dedim ama doğru. Çok fazla şey oldu. İnsan yani sosyal medya bence aşkı değersizleştirdi diye düşünüyorum. Yani İnsan, zaten kitapta da yazdım. İnsanlar artık sadık değiller bence. Bazı insanlar diyelim aynen, bence. Yani karakter öyle olan zaten değişmiyor evet. Da. Değişmeye meyilli olanlar. Bu da çoğunluk zaten. Çünkü artık aşk acısı bile çok fazla kalmadı o tarz insanlarda. Çünkü herkesin seçeneği çok fazla. Oradan görüyorlar, tanışıyorlar böyle falan. Hani sürekli bir sirkülasyon var. Bundan dolayı keşke ne bileyim böyle olmasaydı ama mecbur eskiden yani. Daha güzeldi diyorsun değil evet. mi? Peki bize 3 kelimeyle kendini tanıtır mısın? Saf. şaka bir yana gerçekten saf. Yani, saf demin iyi niyetli diyelim. Bilmiyorum belki fazlası yani enayilik derecesi de olabilir. Çok saf, çalışkan, dürüst. Ne güzel ama. Burcun ne? İkizler. Benim balık. Duygusal. Duygusal bir burç olarak. Evet, tam balık burcuyum. Hayvan sevginden biraz önce sohbet ederken, seninle program başlamadan önce sohbet ettik. Beslediğin bir hayvan var mı? İki tane kızım var. İki tane kedim var. Ne güzel. Çok seviyorum. Yani gerçekten öz kızım. Hiçbir farkı yok. Zaten hayvanlar öyle oluyor artık. Evinde besince kendi evladın gibi oluyor. Evet. Yani mesela dışarı çıkıyorum. O kadar çok özlüyorum ki onları evde. İnanılmaz derecede. Felaket özlüyorum. Bütün hayvanlar benim için çok önemli aslında. İki tane kedim var. İkisini de sahiplendim. Birisi hastaydı. Hı-hı. Sahibi terk etmiş. Çok kötü durumdaydı. Onu aldım, iyileştirdim. Şu an o kadar mutlu ki. Ne güzel. Hepsini çok seviyorum ve... Yani keşke bütün hepsine böyle hepsiyle beraber yaşasam. İnsanların olmadığı bir yerde sadece kediler ve ben. Bir de hayvanları artık satın almayalım, sahiplenelim. Lütfen. Evet. Hayvanlar bir mal değil çünkü, bir eşya değil. Onlar bir can. Peki sana gel şimdi terletme sorularımdan bir sorayım sana. Sen terledim bile şimdi daha. Sana sorayım quizden sorular. Hiç aldatıldınız mı? En güzel soru. Aslında şöyle, kesinlikle bence aldatıldım ama birebir yakaladığım olmadı. Fakat hissedip de direkt ayrılmışımdır hani. Birebir yakaladığım hiç böyle olmadı. Sadece böyle biraz 19 yaşlarındayken falan hatırladığım bir hikaye var bununla ilgili. Öyle yani. Aldatılım diyorsun yani. Evet, aldatılım. Hiçbirine buluşma sözü verip o buluşmaya gitmediğin oldu mu? Yazık bana ya gerçekten. Ben sana şunu sormak istiyorum. Sosyal medyada hikayelerini de engellediğin bir arkadaşın oldu mu? Var. Sürekli yapıyorsun. Sürekli yapıyorsun onu. Gerçekten. Yani o insanla alakalı değil de o hikaye belki o insan görmemesi gerekiyordur diye o şekilde şey yapıyorum. Ya da rahatsız olduğum biri varsa direkt engelliyorum. Ya da hikayeyi gizliyorum falan. Yani bir şey varsa zaten görmek istemiyorsam tak diye direkt çıkartıyorum. Engellediğin yakın arkadaşın var mı? Engellediğim yakın arkadaşım. Yakın arkadaşım engellediğim yok diyebiliyorum. Çünkü ben genelde böyle çok hani yakın, zor oluyorum. Olduğumda da tamamen ölümüne gidiyor. Öyle. Ne güzel. Aşka inancın var mı peki Tuğçe? Mustafa Sandal'ın şarkısını söylemek istiyorum ama sesin çok kötü, söyleyemem. Hangi şarkısı? Aşka inancım kalmadı hiç.
Benim de kalmadı. Peki, sevgilin 100 kilo olsa ayrılır mısın? Hadi bakalım. Şöyle, ayrılmam. Ama derim ki bak, gidişat kötü. Gitgide kendisin. Yapma, kendine gel, toparlan. Kilo alma diye çok uyarırım. Hı hı. Benim sevgim aslında tiple orantılı değil. Yani çok çirkin birinden de hoşlanabiliyorum. Kilolu birinden de belki hoşlanabilirim ama zayıf seviyorum kesinlikle. Kilo hiç sevmem. Ama bu his meselesi. Yani bir ayıya bile aşık olabiliriz. Aynen öyle. Tuğçe'cim, her gelen konuklarımıza sorduğumuz top 5 listemiz var. Ben de senden top 5 listeni öğrenmek istiyorum. Top 5 listemde her zaman birinci sırada Tantaş var. Hangi şarkısı olursa olsun fark etmiyor. Ama şu sıralar en çok dinlediğim Cumartesi. En sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Birinci sırada o var. Tan Cumartesi. İkinci sırada yine en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Posomolipis var. Sotis söylüyor. Yunan şarkısı. Üçüncü sırada Cem Adrian'ın Türk müziği şarkılarını yorumladığı albümü, oradan bir şarkı, Kalbimi Kıra Kıra, muhteşem yorumlamış, onu dinliyorum. Dördüncü sırada da bu aralar yine çok dinlediğim bir şarkı, Oğuzhan Koç, Gitsem diyorum. Beşinci sırada da I Will Always Love You, bu şarkı herkesin çok sevdiği. Aynen, kesinlikle. Tuğçe'cim, sosyal medya üzerine yazdığın kitabında Canını Sıkmadan. Yazarken seni etkilendiren oradaki söz hangisiydi? Aslında yazarken böyle etkilendiğim ya da sevdiğim sözleri kitabın başına yazdım. Onlardan mesela söyleyeyim. Hayatta herkesin yolu farklıdır. Yani birbirimizi görüp de hani aa bu oraya gelmiş, bu şuraya gelmiş, ben gelemedim falan diye düşüncelere girmememiz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hayatta herkesin yolu farklı. Bu cümleyi iyi bir şekilde idrak edebildiğimizde hiç kimseyi kıskanmayacağız. Çünkü onun çektiği şeyler farklı, gideceği yer farklı, seninki bambaşka. Ondan dolayı kimseyle bir kıyas içerisine girmememiz gerektiğini düşünüyorum. Sana iyi gelmeyen tüm insanları takipten çıkar. Ne olursa olsun, ufacık da olsa canınızı sıkan, psikolojinizi etkileyen kim varsa bence takipten çıkarılması gerekiyor. Ben bunu çok güzel yapıyorum. Evet. Şu da var. Yeni doğan günün sana getireceği güzellikleri, negatifliğini kaçırma. Sabah sabah sosyal medyaya bakıyoruz. Negatif bir şekilde güne başlıyoruz. Ondan dolayı bence sosyal medyaya bakmadan sabah pozitif bir şekilde güne başlamalıyız. Çok klişe ama çünkü negatif bir şekilde başladığımızda yeni doğan günün bize getireceği pozitiflikleri bile elimizin tersiyle itmiş oluyoruz. Evet. Böyle. Sonra bakayım mesela. Gerçek hayattaki bir saniyemiz bile sanal ortamda geçirdiğimiz saatlerden daha değerli. Bu cümle de bence çok önemli. Şöyle de bir şey var. Mesela kötü yorumlar, kötü mesajlar geliyor diye bazen üzülebiliyoruz. Ama yazılan kötü yorum senin kötü olduğunu değil, yazanın içinin kötü olduğunu gösterir. Kesinlikle. Sosyal medya kiminin kendini olduğundan çok farklı gösterdiği, kiminin de yalan üstüne yalan kattığı bir meydan. Aslında sosyal medya sayesinde doğallığımızı yitirdik. Fakat burada da yazmışım. Günün birinde bizi en doğal halimizle seven insanlara her zaman ihtiyacımız olacak. Çok teşekkür ederim. Sana soracağım sorularım bitti. Terlettin misin? Yok, terledim. Biraz terledim. Programıma konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Harika bir program oldu. Bu hafta da Gözde Özceylan'la Ünlülere Dair programımızın sonuna geldik. İzleyicilerimize bir şey söylemek ister misin? Öncelikle ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Çok tatlısınız. İzleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman sadece sosyal medya için değil, hiçbir konuda hiç kimse canını sıkmasın. Kesinlikle. Gözde Özceylan'la Ünlülere Dair programının bu haftaki konuğu benim. Sakın kaçırmayın.